Ahmet Kekeç, İspiyoncu'nun memleketi. Rica ediyorum Merkel'den artık Türkiye'ye gelmesin demişti. Bunu diyen Merkel'e oy vermiş bir Alman değil. Bunu diyen bir Türk gazeteci. Merkel Türkiye'ye gelince bunların eli güçleniyormuş. Bunlar dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanıyla seçilmiş Başbakanı. Merkel Türkiye'ye geldi. Hatta gördüğü lüzum üzerine ziyaretlerini sıklaştırdı. Son bir yıl içinde Türkiye etkilileriyle 7 temas gerçekleştirmiş. Rekor. Merkel'in ziyaretlerini durduramayacağını anlayan gazeteci başka bir yol denedi. Mektup yazdı. Bizimle de görüşsün dedi. Siz kimsiniz? Türkiye Cumhuriyeti gazetecileriyiz. Merkel her gelişinde Cumhurbaşkanı ile Başbakan'la görüşüyor ama bizi ihmal ediyor. Bizimle de görüşsün ona anlatacaklarımız var. Merkel bu çağrıyı da dikkate almadı. Muhtemelen yadırgadı. Gazeteci yılmadı. Mesajını bu kez bir Alman gazetesi üzerinden gönderdi. Daha doğrusu gazeteye röportaj vererek çağrılarını karşılıksız bırakan Merkel'e sitemlerini yolladı. Okuyalım. Almanya Başbakanı Angela Merkel'e son Türkiye seyahatinden önce bir mektup yazıp muhalefetle buluşmasını istemiştim ama görmezden geldi. Otokratlar ve demokratlar arasındaki mücadelede Avrupalı liderleri Erdoğan'ı desteklerken görmek bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Gazeteci Merkel'den muhalefetle buluşmasını istemiştim diyor. Geç kalmış bir tornistan girişiminde bulunuyor ama mektubunda hiç muhalefet sözcüğü geçmiyordu. Sayın Merkel bizimle bir biz gazetecilerle buluş diyordu. Demek ki gazeteciliği öncelikle muhalefet aracı kendilerini de muhalefet sözcüsü sanıyor bu arkadaşlar. Utanmadan da dünyanın gazetecilik ödüllerini alırlar, tarafsızlıktan ve editoryal bağımsızlıktan söz ederler. Türk ile röportajı Rainer Harmon diye biri yapıyor. Röportajcının ismini yazdık. Türk gazetecinin kimliğini de açık ederim hadi. Bu gazetecinin ismi Can Dündar. Pensilvanya Güdümlü Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenidir. Aynı zamanda gezi yalancısıdır. Su samuru gibi ünvanlara da sahip ama oralara girmiyoruz. Röportaj Frankfurter Almanya Zeytun Gazetesi'nde yayınlanıyor. Başlık şu, Türkiye Erdoğan'a ait değil, Türkiye bizim memleketimiz. Can Dündar'la röportaj yapılır da yalanlar havada uçuşmaz mı? Söylemesi gerekli bütün yalanları söylüyor. Bütün ezber tevzirleri sıralıyor. Baskı diyor, sür diyor, üzerimize korku bulutları var diyor, saldırılar diyor, tehditler diyor, geri zekalı oryantalistlerin duymaktan hoşlanacağı ne varsa söylüyor. Bunları söylesin. Bunları söylesin diye Cumhuriyet'e müdür yapıldı. Bunun üzerinde durmak istemiyorum. Bir yalancıya sen yalancısın demek abesle iştigal olur. Kendisine şu konuda itiraz ediyorum. Cumhurbaşkanıyla refik ve rakip bir pozisyonda olduğunu söylüyorsun ama Türkiye artık senin memleketin değil Can Dündar. Senin memleketin Pensilvanya. İnsan memleketim dediği yere Pensilvanya'nın tapeleriyle operasyon çekmez. İnsan memleketini satmaz. İnsan memleketini terör işbirlikçisi gösterecek namussuz girişimlerin değirmenine su taşımaz. Dolayısıyla senin memleketin Türkiye olamaz. Senin memleketin hem Pensilvanya hem Almanya. Hoca Efendi'ni hiç üzmediğin için Pensilvanya seçilmiş meşru cumhurbaşkanı ve seçilmiş meşru başbakanın elini güçlendirecek politikalara karşı Merkel'den yardım istediğin için Almanya. Memleketinin hayrını gör. Ahmet Kekeç, Star.